Merhaba arkadaşlar, bu videoda CV Enerji hissesinin güncel teknik analizini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzer videoların devamı için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Ayrıca videolara beğeni atarsanız sevinirim. Şimdi CV Enerji'de arkadaşlar şu bölgede bir atak yapmıştı geçen ay Temmuz ayının sonlarına doğru. Ardından 8 Ağustos itibariyle Kaufmann ve Squeeze Momentum kombinasyonundan oluşan bu stratejimize göre sat vermiş görünüyor ve şu an sistem hala ala geçmiş değil. Peki diğer indikatörlerde durum nasıl? Göreceli güç indikatörü ne diyor? Ve uyumsuzluklar var mı? Bir bakalım. Şimdi hissede arkadaşlar şu an RSI'de yukarı yönlü bir trend başlattığını görüyoruz bu bölgede. Bakın dipler yukarı yönlü görünüyor. Daha önceki diplere göre baktığımızda yükselen bir kırmızı çizgi var. Buna karşın hisse fiyatının daha yatay, bakın aynı bölgeden baz aldığımızda yatay bir görünüm ortaya koyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla RSI hissedeki bu yatay görünümü onaylamıyor. Yukarı yönlü hareket yapmasına işaret ediyor. Çünkü RSI yükselen bir trend başlatmış. RSI hisse ise hala yatay seyrediyor. Burada bir pozitif uyumsuzluk var. Peki burada baktığımızda şu an diğer indikatörlerde ya da RSI'de divergence dediğimiz indikatör bir pozitif uyumsuzluk gösteriyor mu? Şu an için hayır. Şu bölgelerde bakın çokça pozitif uyumsuzluk vermişti. Bu pozitif uyumsuzluklar çalıştı. Şöyle bir yukarı atak yaptı ama tekrar çekildi. Fakat RSI'de hala pozitif uyumsuzluğun devam ettiği görünüyor. Bu indikatör henüz sinyal vermemiş. Önümüzdeki günlerde bu yönde de sinyal gelir eğer hisse yukarı yönlü bir atak sergilemezse. Şimdi ortalamalara bir bakalım. Peki ortalamalar ne diyor CV hissesinde? Şimdi ortalamalara baktığımızda hissenin ortalamalarından epey uzaklaştığını görüyoruz. 200 günlük yeşil, turuncu 100 günlük, mor 50 ve siyah 20 günlük ortalamalarının altında ortalamaların da bakın açıldığını görüyoruz. Hisse de hepsinden uzaklaşmış. Geçenlerde Temmuz sonlarına doğru yukarı yönlü hareketten bahsettiğim kısımda bakın burada hızlı bir şekilde yine ortalamalardan uzaklaşmış böyle. Buradan aldığı güçle hızlı bir şekilde yukarı gitmiş ama bakın 200 günlük yeşil ortalamayı EMA 200'ü yukarı yönlü delmiş fakat üzerinde kalıcılık sağlayamadığı için ne yapmış? Tekrar aşağı satışlar gelmiş gördüğünüz gibi. Burada 200 günlük ortalama yani 253 liraya güncel değerle denk geliyor. O gün 259 lira. Bunun üzerinde kalıcılık sağlayamadığı için tekrar geri salmış, direnç olarak çalışmış. Biliyorsunuz 200 günlük ortalama güçlü bir direnç ve destek ortalamasıdır. Şimdi bir de Ichimoku indikatörüne baktığımızda bakın aynı 200 günlük ortalama burada da Ichimoku bulutunun üst kısmına denk geliyor. Yani burada bulut yeşil yaktığında hisse de buradan aldığı güçle gidiyor. Bulutun üstüne atmaya çalışmış fakat kalıcı olamamış. Neden? Direnç çünkü kolay kırılmıyor. Geri çekilmiş ve tekrar bulutun altına inmiş. Bugünkü kapanışa göre baktığımızda da hisse böyle tekrar bulutun içine girmeye çalışmış fakat burada kala kalmış. Umarım önümüzdeki günlerde bulutu yukarı kırar ve zaten şu bölge zayıf bir direnç. Buradan yavaş yavaş şu ince bulutları yukarı doğru kırıp yeni bir trend başlatır diyelim. Peki burada yatay desteğimiz kaça denk geliyor? Yani şu bölgeden hisse dönüp durmuş 194 bölgesinden. Biz burayı artık destek olarak takip edeceğiz. Çünkü arkadaşlar 194 lira 80 kuruş
bizim için daha önce de söylemiştik burada bir ikili dip var. Şimdi buna yeni bir dip çalışması daha yapıyor. Buradan dönmeye çalışıyor. Dolayısıyla 194 lira 80 kuruş bizim için artık önemli yatay destek seviyemiz olacak. Şimdi zirvesi 421 lira. Zirvesinden gelen düşeni de grafiğimize eklediğimizde resim daha net oturuyor. Birazdan bunu ortalamalarla da destekleyeceğim arkadaşlar bu trend çizgisini. Resim böyle arkadaşlar. Kırmızı düşen yatay siyah destek ve bu bölgede hissede yukarı yönlü ara ara ataklar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu ortalamalar yumağını geçerse kırmızı düşen dirence doğru daha güzel hamleler gelir. Fakat geçen seferki gibi dikine gelmese de şöyle düşe kalka daha sakin bir trendle ne yapması lazım? Kırmızı dirence doğru hareket etmesi beklenir. Neden? Çünkü kırmızı çizgiden çok uzaklaşmış arkadaşlar. Kırmızı çizgi ta burada hisse gelmiş. Burada yatay bir yerde takılıyor. Dolayısıyla hisse de şöyle kırmızı düşene doğru bir yukarı atak beklenir. Bu kırmızı düşen kaça denk geliyor? Güncel değerle 309 lira. Diğer taraftan da bizim yatay dirençlerimiz oluşmuş durumda arkadaşlar. Şöyle mavi çizgilerle belirttiğim, bakın şu bölgeler zaten bu kırmızı düşene denk geliyor. Böyle yatay dirençlerimiz söz konusu. Diğer taraftan şurada bir de minör düşen trendimiz var arkadaşlar. Buradaki düşene göre de takip edecek olursak şöyle üstteki majörü şu yatay dirence göre takip edeceğimiz için düşen trendi buradaki kırmızı düşene göre takip edeceğiz. Şimdi yavaştan toparlayalım arkadaşlar. Hissemizde yatay desteğimiz 194 lira 80 kuruş. Bunun altı stop. Fakat üstünde olduğu sürece kırmızı düşeni yani güncel değerle 241 liradaki kırmızı düşeni kırmasını bekleriz. Bu kırmızı düşeni kırarsa sıralı hedefler üstteki yatay mavi çizgiler olacaktır. 274 lira, 315 lira, 374 lira ve 421 lira sıralı eski direnç hedefleri olacaktır gördüğünüz gibi. Şu an için hissenin kırmızı düşen ile yatay siyah arasındaki şu bölgede mumlarla düşe kalka bir hareket ortaya koymasını bekleriz. Civene hissesinde güncel durum bu şekilde arkadaşlar. Gerek Civene'de gerekse diğer hisselerde daha sık güncel videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanalda videoların devamı ve kanalın büyümesi ve gelişimi için abone değilseniz abone olmanız çok önemli. Bu konuda desteklerinizi beklerim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum.